Şimdi arkadaşlar bu da biraz önce müdahalemizi yaptığımız, bakımlarını yaptığımız kovanın yanındaki diğer kardeş kovanımız. Bakın kuluçka alanına bir bakın arkadaşlar. Gayet düzgün, gayet sağlıklı. Dikkat edin. Açık yavrusu, kapalı yavrusu bir arada. Arı sakin peten üzerine oturmuş. Kanatsız arı yok. Gayet normal arkadaşlar. Bu arıların özelliği şu arkadaşlar. Hani sonbahar beslemesi, kış beslemesi arkadaş hiçbir şey yapmıyor normalde. Tabii şimdi balını alacağız. Bu kovanda genel duruma bakarak bir besleme rejimi uygulayacağız bunlar artık. Çünkü bundan sonra bal alınmayacak bir daha. Evet. Gayet güzel kuluçka alanı. Bakın yani hiçbir sorun yok. Bir haftası kalmış yavrunun sökülmeye. Gayet güzel. Bir tane bakın bu yavrulu bir. Ha, bir de bütün kovandaki yavru miktarı bu kadar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani iki çerçevede çok az bir yavru var. Bakın bu da komple günlük yumurta. Ana arımızda çok büyük ihtimal buradadır. Yani yan tarafta yavru yoksa. Evet, şöyle şu tarafa bakalım. Ana arımız burada mı? Anayı. Analar boyalı değil arkadaşlar. Bunlar oğul attı kovanlar. Sonra bir daha atmışlar daha doğrusu. Çıkan gitmiş, çıkan gitmiş. Geride kalan arı. Arkadaşlar bu. Evet. Bakıyoruz günlük var mı diye. Taze petekte de günlük yumurtayı görmek çok zor. Bak oğul atmış sonra hala ana yüzüğü var. Bak temizlememişler. Yani bunun bu tarihe kalmaması lazımdı. Bakın içindekini ana arı iğnelemiş, öldürmüş. Yani bu Haziran'da oğul attı. Tolga günlük yumurta görebiliyor musun sen bunda? Ben bunu alacağım ama tam kestiremiyorum yani. Bir bak bakayım sen. Yok değil mi yumurta? Çünkü bizim kapalı yavrunun tam yanındaki çerçeve bu. Evet. Bir de şuna bakalım. Şimdi normalde arkadaşlar bu petekler bal doluydu. Ben o zaman kontrole gelmiştim. Şunu da kendisi çuvaldan aşağıya sarkıtmıştı. Bu tam boy bir dalağımızdı bizim. Fakat oğul derken tabi arı balını çıkan oğul balıyla gitmiş. Çıkan oğul balıyla gitmiş. Kovanda bal kalmamış arkadaşlar. Özellikle bahar bal açısından. Ondan sonra da bal getirecek nüfus olmadığı için, biriktirecek nüfus olmadığı için de biriktirememiş. Durum bu arkadaşlar. Güzel. Hiç bakım müdahale yapılmamış. İki tane kovan gördünüz. Bu da bir fikir vermesi açısından iyi olur. Bakın baharda getirdiği balın miktarını şuradan anlıyoruz. Ne kadar yükseltmiş peteğin üzerinde. Yani çıtanın boyu burada ne kadar kabartmış. Burası komple yavru. Yine aynı şekilde şuralar arkadaşlar kabarmış. Gayet güzel. Hani arının bal yaptığı belli ama işte arkadaş biraz katı atmakta geç kalınca. Evet. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Kolay gelsin.